Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere Tarsus'tan sesleniyorum. Videoyu Tarsus'ta çektim. Çocuklara bir hafta sonu bir kültür gezisine çıkarttım. Tarsus'un böyle tarihi yerleri çok fazla. Oraları gezerken çok güzel şöyle fındık lahmacun yapan bir yere uğradık. Akıllara zarar, el kıymasından böyle usta sanat eseri döktürmüş. Tahmin edeceğiniz gibi yine Arap bir usta buldum burada da. Adamların ellerinde bir sır var herhalde, söylemiyorlar. Ağzından almaya çalıştım. Çok çok lezzetliydi, mutlaka tavsiye ederim. Açıklama kısmına adresini koyacağım, telefon numarasını koyacağım ustanın. Bakın burası da Danyal Peygamber'in kabrinin bulunduğu cami. 2016 yılında burada kazılar oluyor. Tesadüfen Danyal Peygamber'in kabri bulunuyor. Mutlaka Tarsus'a gelirseniz ziyaret edin. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl keyifler? Çok şükür. Nasılsın? Allah bin bereket versin. Eti nasıl hazırlıyorsun ustam? Neler koyuyorsun ette? Mesela zırh kıyması mı? Her kıyması. Zırh kıyması. Hepsini zırh kıymasını çekiyorsun. Hepsini zırhla çekiyorsun. Neler koyuyorsun içerisine? İçerisine koyun dana eti. Karışık. Karışık. Tek olmuyor mu koyundan? Yok, çok şey yiyeceğiz. Çok yağlı bir şey. Çok yağlı bir şey. İçine papya biber. Papya biber koyuyorsun. Domatesi. Soğanı. Ya ben öyle söyleyeyim. Baharatı. Maydanozu. Evet. Güzelce bir zırhla geçiriyoruz. Oh. Güzel bir yoğuruyoruz onu. Terbiye ediyoruz. Ondan sonra ustaya veriyoruz. Usta gerekeni yapıyor. Şimdi diyorlar bunu eldiven niye takmıyor ustam diye soracaklar. Olmuyor, olmuyor yani. Bu eldiven de çok sağlıklı bir şey mi değil aslında yani. Eldiven ya o da plastik yani. O da plastik. Yağlanıyor bir de şey oluyor yani insan rahat çalışamıyorsun. Evet. Doğru yani. Şimdi de haklısınız. Ama olmuyor. Merdiven eldiven de. Yani hijyenik yani. Bu bizim tabii ki. Hijyenik. Kaç gram et kullanıyorsun? Mesela yani, bir porsiyon 10 tane mi oluyor bir porsiyonu? Evet 10 tane oluyor. 10 tane oluyor. Evet, bazıları 20 liraya veriyor. Biz 15 liraya veriyoruz. Ama 15 hakiki, lira. Evet porsiyonu 15 lira. Hakiki damayla koyun eti. İçerisinde tabii şey eti koyuyoruz. Yani, kuyruk yağı koyuyoruz. İlacı bunun zaten İlacı kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Bazıları şöyle diyebilirim size taşlık. Hayvan taşı, tavuk ürünleri koyuyorlar biliyorum. Aynen, o kıymayla beraber çekiliyor o. Yeteriyorlar hani çok affedersin. Müşteriye sunuyorlar ama bir tadı olmaz onun. Tabii canım. Bu tadına bakacaksınız. Bak vererek söylüyor. Tamam. Bunu nasıl hazırlıyorsun şimdi? Bunu, unu nasıl? Bir çeşit un mu kullanıyorsun şimdi bunda? Şimdi bu ok yemeğin unu var. Sizin bu Tarsus firması. Evet. Çok kaliteli. O unu kullanıyor. Her undan olmuyor zaten herhalde. Yok. Siz iki kişi misiniz burada? Efendim? İki kişi misiniz? Evet. Maşallah. Benim köküm Adanalı. Neresinden? Obalarca düşünüyorum. Arapsın o zaman. Arap mı? Ben de hep Arapları buluyorum her gittiğim yerde. Sizin eliniz değdiği zaman her şey çok daha lezzetli oluyor. Evet, aynen. Çok çok daha lezzetli oluyor. Abi de mi? Hemşerim. Yok, arkadaş Erzurum. Dadaşsın yani sen de. O da burada sayılır. Evet. Ya işte bak bu Tarsus'un, Mersin, Adana'nın güzelliği burada. Sen getirmişsin mesela Arap yemeklerini, o getirmiş Erzurum'dan Doğu yemeklerini. Çukurova'nın zaten böyle bir zenginliği var.
Hepsi üst üste gelmiş, her şey daha lezzetlenmiş. Toplanmış öyle. Tabii. Toplanmış. 40 milletten insan var Adana'da, Tarsus'ta. Karışık yani. O yüzden her şey daha lezzetli. Ama sizin Arapların ayrı bir tılsımınız var. İçerisine böyle... Mesela sen bunun içine söylemediğin böyle gizli baharatlar da atıyorsun değil mi? Tabii. Bak ben biliyorum bunu. 5-6 çeşit baharat var. Değil mi? Bak. Herkeste olmayan bir şey var yani sende mutlaka koyarsın. Yani tadını vermek için... Evet. İlaki... Bu Adana Arapları da karıştırıyorlar şimdi. Adana Araplarını Suriye'den gelen sonradan bu Arap vatandaşlarımız şeylerimiz var ya kardeşlerimiz onlara benzetiyorlar. Yok Araplar Adana Arabı daha farklı. Ne zaman gelmiş sizin atalarınız? Vallahi atalarınız. Yani 100 seneye geçmiştir. Çok geçti ya. Tabii. Tabii. Ya hepimiz Türkiye'liyiz, hepimiz Türk'üz, Araplığı, Maraplığı Osmanlı artık kalmamış. Yani. Ekmeğin senin neredeyse, orası senin vatanın, memleketin. Evet. Allah Allah, ilaç yaptın ha, kağıt gibi. Kağıt, kağıt. Çıtır. Allah Allah. Vallahi eline koluna sağlık. Harikaydı. Sen bizi duyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın.